Efendim, bu bölümdeki konuğumuzun özellikleri Sivas katliamının 26. yıl dönümünde olması nedeniyle o konudaki uzmanlığı, saldırıların nasıl planlandığı, nereden kaynaklandığı konusunda bizleri aydınlatacak birçok şapkası var. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, aynı zamanda Alevi Bektaşi Federasyonu kurucusu, Hubyar Sultan kurucusu ve bir de meslektaşımız aynı zamanda Evrensel Gazetesi'nde yazarlığıyla bir de öyle bir bağlantımız var. Ama geçmeden önce bir VTR'miz var. Hep birlikte izleyelim. Ondan sonra konuşalım. Hakkında ne kadar saatler süren, günler süren belgeseller yapsanız anlatamazsınız. Bu utanç vesikası utanarak, sıkılarak veriyoruz. Üzüntüyle veriyoruz ama unutmamak da lazım. Dolayısıyla konuğumuz Ali Kenanoğlu yıllardır bu konunun peşinde, arkasında. Sayın Kenanoğlu, bu Sivas'tan, Madımak'tan başlayalım. Halkın dinsizler, kafirler toplandı diye kendi kendilerine gidip saldırıp ateşe vermeleri mi oteli, yoksa organize bir hareket midir bu? Evet. Ya her izlediğimizde ya insan ne hissedeceğini şaşırıyor böyle. Alkışlayarak, slogan atarak, yani orada insanların o ateş yandığındaki hallerini görüyorsunuz böyle. Nasıl bir ülkede yaşadığımıza böyle hayretler içerisinde tekrar tekrar bakıyorsunuz. Şimdi hiçbir, yani şunu çok sık söylüyorum, hiçbir olay devlet istemediği sürece katliama dönüşmez, yani bu nettir. İnsanlar galyana gelebilirler, provokasyon olabilir, işte tahrik olabilir, bir sürü bir şey olabilir. Toplanabilirsin, bir protesto edebilirsin filan. Bir olay kapsamı dediğimiz nitelikte şeylere dönüşebilir, kendiliğinden de oluşabilir. Ama bunun katliama dönüşmesi, orada insanların yakılması filan, bunlar devletin bilerek ve isteyerek, göz yumarak, en hafifiyle göz yumarak meydana getirdiği olaylardır. Devletin bilgisi dahilinde, devletin en hafif deyimle ya da en hafif tabiriyle onayı olmadan olması mümkün olmayan şeylerdir. Çünkü devletin bu tür kalabalıkları dağıtacak gücü vardır. Yani biz Sivas, yani 93'te şunu çok iyi hatırlıyoruz, yani bu şeylerin o devam var. 8 saat boyunca burada bu gösteriler sürüyor. Sonra otel ateşe veriliyor. İşte orada 33 canımız, 2 de otel görevlisi, 35 kişi yanarak dumandan yaşamını yitiriyor. Ondan sonra valiye yönleniyor bu güruh. Valiye yönlendiği zaman valilik önünde bakıyorlar ki yani iş başka türlü bir şeye gidiyor. Bir el ateş ediyorlar ve güruh dağılıyor yani. Yani bu kadar basit aslında bunları dağıtmak, zor bir şey değil yani. Devletin bu imkanları vardır zaten.
birçok yerden de tanığız biz buna yani. Yani Gezi Parkı'nda milyona yakın insan, yüz binlerce insan hani dağıtılabildi. Hani bunları yapabiliyor devlet, böyle imkanları var devletin yani. Sivas'ta, ki Sivas yani öyle küçük bir şehir değil. Oradaki garnizonundan tutun ki birçok emniyet güçlerinin olduğu bir yer yani. Kaldı ki Kayseri, yani Komando Tugay'ı bilmem nesi var filan. Yakınında 2-3 saatlik mesafe yani. Efendim alçak uçuşta 2 helikopter uçursanız tabii, zaten yani zaten dağılır. Hayır orada yani dağılmaya yönelik yani itfaiye gelse bir su sıksa yine dağılacaklar. Yani bu kadar basit aslında. Bunlar şey değil öyle yani çok cesurca davranacak insanlar değil. Bu tür faşist zihniyetler zaten devletten güç alarak yaparlar bunu. Yani devletin gücü olmadan hani biz üniversitelerden falan da biliriz yani. Bütün faşist gruplar arkasında devlet vardır, polis vardır, devletin bir kolluk gücü vardır. Onlardan güç alarak bu tür saldırılar yaparlar yani. Şimdi burada da aynı şekilde Sivas'ta o dönemin işte yetkilileri, o dönemin 1993'ün siyasi atmosferi burada böyle bir katliam yaşanmasını istedi. Yani. Bu çok netti. Bu ülkede ne zaman bu tür katliamlar ya da ülkeyi farklı bir boyuta götürecek dönüşümler, değişimler istendiği zaman genel olarak Alevilerin üzerine yöneliyorlar yani. Bu da çok şey bir durumdur, manidar bir durumdur yani. Baktığınız zaman işte Maraş'ı, Çorum'u, işte Sivas'ı, Gazi'si, bütün bunlarda bir bütün olarak baktığınız zaman bu toplumsal olaylar Aleviler üzerinden yürütülüyor veya yaşatılıyor. Çünkü mezhebi körüklemek daha kolay. Çok kolay olur. Yani çünkü bir de şöyle bir şey, Aleviler üzerinde oluşturulmuş bir bilinçaltı var toplumda. Yani 15 Temmuz'da darbe girişimini güya önleyen o toplulukların Alevi mahallelerine yönelmeleri de tesadüf değildi. Yani sanki darbeyi Aleviler yaptı yani, ne oluyor kardeşim yani. Ama Alevi mahallelerine yöneldiler yani. Şimdi bu Aleviler üzerinde bilinç altında bir kin nefret olgusu sürekli tutuluyor. Ve bu da zaman zaman siyasetçiler tarafından da yani iktidardaki sağ siyasetçiler tarafından da pekiştiriliyor yani. Bunları bu da Türkiye gibi ülkelerde yani demokratik olmayan ülkelerde, eşit, adil, özgür olmayan ülkelerde her zaman bu tür topluluklara ihtiyaç vardır. Çünkü üzerinde provokasyon yapılabilecek bir topluluktur. Yeri geldiğinde şöyle bir katliam da yapıp ondan sonra başka türlü bir siyasal atmosferi oluşturabileceğiniz bir yapıdır. O yüzden Badamak katliamı yani çok yönleriyle ele alınabilir. Ancak burada çok net bilinen bir şey var. Devlet bu katliamda en hafifiyle seyirci kalmıştır. Bize göre tabii ki sadece seyirci kalma değil. Bu katliamın geleceği günler öncesinden belliydi. Yani oradaki sadece yerel gazeteleri okusanız. Yani 2 gün önceki, 3 gün önceki, 1 hafta önceki yerel gazeteleri okusanız. Bir şeyler olacağın sinyalini veriyor. Kesinlikle yani orada bir saldırı olacağını sinyallerini çok rahatlıkla alırsınız. Buna rağmen 8 saat boyunca o insanların o otelden çıkması sağlanmadı, onların kurtarılması sağlanmadı, o güruh dağıtılmadı ve 33 can, 2 de otel görevlisi 35 can orada yaşamını yitirdi. İki tane de katil yani onları öldürmeye giren iki katil orada aynı şekilde yangından etkilenerek yaşamını yitirdi. Toplam 37 kişi yaşamını yitirdi orada. Madımak katliamı bizim açımızdan hala hesabı verilmiş bir katliam değildir. Tabi bu şu açıdan da önemli. Bu katliamlarla yüzleşilmediği zaman, hesabı verilmediği zaman, hukuk önünde gerçek yargılama yapılmadığı zaman, katliamın arka planı ortaya çıkarılmadığı zaman bu tür katliamlar da devam ediyor. Yani. Bundan sonrası da sürüyor. Yani. Şimdi Madımak katliamında arka planı esas işte önemli olan. Hani orada kimi göstericiler yargılandı, kimileri işte cezalara çarptırıldı. Ancak bu işi organize eden işte kimler göz yumdu, hangi devlet yetkilisi kimi durdurdu. Şimdi bu konuyla ilgili örneğin biz şeyi de eleştiriyoruz. Temel Karamollaoğlu'nu da eleştiriyoruz. Yani senin doğrudan bir görevin, senin doğrudan bir engelleme yetkin yoksa bildiklerini konuşman lazım. Yani sen orada belediye başkanıydın. Yani senin emrinde zabıtalar vardı yani. İtfaiye araçları var yani senin emrinde. Yani o şehirdeki birçok malzeme seni kim durdurdu örneğin yani. Sen itfaiyeyi oraya göndermeye, o suyu o göstericilere sıkmaya niyet ettin mi etmedin mi? Ettiysen bu seni kim durdurdu? Yani bunları açıklaman lazım. Bütün bunlara ihtiyaç var. Durdurabilirler.
orası malum. Tabii çünkü durdurabilirler. Belediye kendi kendine gidip vatandaşın üstüne su sıkmaz. Kabul ediyorum. Yani dediğiniz gibi konuşması lazım. Konuşması gerekiyor. Yani bizim sormaktan kastımız budur. Yani bildiklerini o süreç içerisinde bütün devlet yetkililerinin bildiklerini anlatması lazım. Yani bunların ifade vermesi lazım. Soruşturmaya tabi tutulması lazım. Sorumluluğu var mıydı yok muydu? En azından dönemin ortaya çıkarılması açısından bunun sağlanması gerekiyor. Tabii sonra ne oldu? Yani şöyle bir şey, bu katliamlar silsilesine gelince devlette devamlılık esas oluyor. O günkü zihniyet nasıl bu katliama göz yummuşsa, yapmışsa, bugün de onun devamında gelen süreçlerde aynı mantık devam etti. Yani şöyle bir şey var, kırmızı bültenle aranan Cafer Erçakmak, Cafer Erçakmak o zaman Refah Partisi'nin meclis üyesi Sivas'ta. Yani Temel Karamollaoğlu'nun yanında meclis üyesi. Ve bu şeylerde Sivas katliamında bir numaralı sanık. O itfaiye arabasının merdivenlerin üzerindeki fotoğrafı olan sakallı vatandaş. Hatta Karamollaoğlu'yla karıştırdılar bir ara. Karamollaoğlu zannetti insanlar ilk etapta. Şimdi bu Cafer Erçakmak kayıptı yani, bulunamıyordu. Ve kırmızı bültenle aranıyordu. Ne zaman ortaya çıktı? Cafer Erçakmak'ın Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne 200 metre mesafede yaşadığı, öldüğünde ortaya çıktı. Baktılar ki birisi ölmüş, götürdüler mezara koydular. Cafer Erçakmak. Mümkün mü bilinmez? Yani mümkün. Ehliyet almış. Yani kırmızı bültenle ararken ehliyet almış. Çocuğunu evlendirmiş. Ortalıkta yani. Ve 200 metre mesafede yaşıyor yani. Şimdi sen gideceksin de ehliyet alacaksın ama kırmızı bültenle aranıyorsun yani. Şimdi bunlar şunu gösteriyor. Yani. Devlette işte bu katliamcısını koruma, makbul vatandaşını koruma. Yani makbul vatandaş, bu devletin bir makbul vatandaşı var. Türk ve Sünni. Devlet Sünnisi tabii bu arada. Sünnilikten kastım böyle Müslüman, yani mütedeyyin kitleden bahsetmiyorum. Devletin, Diyanet'in çizmiş olduğu Sünni kriterleri kabul eden, bu kriterler çerçevesinde o kimliğe sahip olan ve Türk olan bir makbul vatandaş profili var bu devletin. Makbul vatandaşını koruyor her zaman. İşte Cafer Erçakmak makbul bir vatandaştı. O kırmızı bültenle aranmasına rağmen, o esnada gidip ehliyet dahi almasına rağmen ama hala aranıyordu yani. Bulamıyorlardı ne hikmetse yani. Şimdi o yüzden hani devletin bakış açısı hiçbir zaman değişmiyor. Yani iktidarlar değişiyor ama bu yapı varlığını sürdürüyor. Bir şekilde kendini koruyor, kolluyor. Makbul vatandaşını da koruyor, kolluyor. O nedenle bütün bu zihniyetle yüzleşilmesi gerekiyor. Yani sadece Sivas katliamında o gösteri esnasında rol oynayan, orada işte o yak ulan yak diye bağıran, işte cehennem ateşi diyen o güruh yeterli değil yani. Bu güruha kim müsaade etti? Bu insanların, Cafer Erçakmak'ın o emniyet müdürüne 200 metre mesafede ölene kadar yaşamasını, ailesiyle birlikte yaşamasına kim müsaade etti? O kırmızı bültenle ararken ona ehliyet kim verdi? Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle bunun mutlaka arka planı ve bu katliamın bir bütün olarak bu yönüyle de yüzleşilmediği takdirde Türkiye gibi ülkelerinden demokratikleşmesi mümkün değildir. Gelişmiş bütün ülkelerde, gelişmiş demokrasiler diye adlandırılan bütün demokrasilerde de bu işler bu şekilde oluyor. Tabii biz şunu yıllarca Alevi Kurum Başkanı olarak, şimdi de milletvekili olarak bu meseleyi unutturmamak adına mücadelemizi sürdürüyoruz. En son Çorum'daydınız. Tabii netice itibariyle bu katliamlar bizim açımızdan dönüm noktalardır. Sembolik anlamları vardır. Ve toplumumuzun, tarihimizin üzerinde çok ciddi travmalara neden olmuş katliamlardır. Ve bunların aydınlatılması konusunda da mücadeleyi sürdürüyoruz. Biz 26 yıldır Madımak önüne gidiyoruz, 26 yıldır. Orada canlarımızı anıyoruz, karanfiller bırakıyoruz ve bir taraftan da katliamı lanetleyip parlamentoda da bu katliam üzerine konuşmalar yapıp bu katliamda yüzleşilmesi ve sorumluların tespit edilmesi noktasında da güncelliyoruz sürekli her yıl. Güncelliyoruz. Ya işte önerge veriyoruz, konuşma yapıyoruz. Türkiye'nin gündeminde bu konuyu unutturmamak için mücadele ediyoruz. Ama önerge de reddediliyor tabii. Yani reddediliyor tabii, bunun farkındayız, biliyoruz. Netice itibariyle reddedileceğini biliyoruz. Ancak biz de bu işin peşini bırakmadığımızı ifade ediyoruz. Yani mesele budur zaten. Onlar görevini yapıyor. Biz de bu işin mücadele ettiğimiz, yani kendi açılarından görevlerini yapıyor. Öyle diyeyim açıkçası.
Tabii bizim açımızdan bu 2 Temmuz'da Sivas'taydık, oradaydık yine bu sefer ve 3 Temmuz'da da Çorum'daydık. Çorum katliamı da 28 Mayıs'la 29 Mayıs'ta 4 Temmuz arasında gerçekleşen, yani 10 Temmuz'a kadar uzayan bir katliam süreci var aslında. Yani 1,5 ay boyunca da Çorum'da benzer bir katliam süreci yaşanıyor 78'de. Ve devam eden yıllarda da bir sürü şey oluyor. Şimdi bu anlamıyla bizim bütün bir tarihimize baktığınız zaman hani bu tür katliamlarla topluma dizayn etme, hizaya getirme ve o devletin makbul vatandaşlarına hakim kılma bir şeyi var, yapısı var. Bir de bu katliamların şöyle ortak özellikleri var, yani Maraş katliamından da biliyoruz biz, işte Çorum katliamından, Sivas katliamından. Hatta Sivas'ta daha önce olan, yani 1978-80 arasında olan katliam ve katliam girişimleri var. O süreçlerden de biliyoruz. Bunların altında önemli bir de şey var, yani ekonomik sebep var yani. Ekonomik sebep de o kentin ekonomisini Alevilerin oralarda söz sahibi olmaya başlamaları var. Bunu da engellemeye yönelik girişimler var yani. Bu çok Maraş'ta çok net belli yani. Hani Maraş katliamı Pakdil soyadlı bugün siyaset yapan kişiler var. Onların fabrikasında planlanıyor yani. İlk toplantı orada yapılıyor yani. Yani bir fabrikada Sünni Türk, yani makbul iş insanları bir araya geliyorlar. Katliam planı yapmak üzere bir araya geliyorlar. Oradan hangi grupları destekleyeceklerini, kime ne kadar maddiyat sağlayacaklarını filan kararlarını alıyorlar ve o süreci hazırlıyorlar. Şimdi Çorum katliamında da aynı şey. Çünkü bu katliamların şöyle bir sonucu oluyor. Bu katliamlar sonrasında çok ciddi bir şekilde nüfus göç ediyor. Yani orada yaşayan Alevi nüfus göç ediyor. Maraş'ta da bu yaşanıyor, Sivas'ta da bu yaşanıyor, Çorum'da da bu yaşanıyor. Birçok coğrafyada bunu görüyoruz. Ve buradan şöyle bir şey yapıyorlar. İşte kurtarılmış kentler oluşturuyorlar kendileri açısından. Yani makbul vatandaşlardan oluşan kentler oluşturuyorlar. Bugün o şey vardır, 1950'lerde şöyle bir plandan bahseder kimi tanıdığımız insanlardan, ben birebir dinledim yani sağ kanattan. 1950'lerde şöyle bir plan yapıyorlar. Diyorlar ki bir orta şey, Anadolu yani Türkiye coğrafyasını ikiye bölecek, ortada bir hat oluşturulacak. Bu hat, işte bu makbul vatandaş dediğimiz Türk ve Sünni ağırlığı olan bir hat olacak ve bunun dışındaki topluluklar buradan temizlenecek. Şimdi bak, bu ciddi bir plan. Ve bugün şu an bakıyorsunuz, sonuçlarını görüyoruz. Sonuçları öyle. Yani evet. Konya'daki maçlarda atılan sloganları. Şimdi şöyle düşünün, o Orta Anadolu'da Erzurum'dan tutun. Erzurum'u, Erzincan'ı, Malatya, Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat. O hat böyle, o orta hat, işte bunun etrafına ekleyebilirsiniz Konya'yı. İşte daha yukarı aşağı böyle illeri de ekleyebilirsiniz. Onun çeperi genişletebilirsiniz. Elazığ'a kadar giden bu Erzurum, Erzincan, Elazığ, o hattı böyle. Orta Anadolu'da çok ciddi bir şekilde Türk-Sünni nüfus ağırlığı oluştu. Ben Tokatlıyım örneğin. Bizim önemli bir Alevi kentidir Tokat. Yani özellikle Almus. Tabii. Almus'un Zilesi, Turhalı. Osmanlı döneminde en çok Alevi nüfusunu barındıran kentlerden birisidir Tokat. Ama şu anda örneğin 100 bin yok yani, nüfus içerisindeki oran 100 bin kişi yok yani, kalmadı. Toplam kaçtır Tokat nüfusu? Yani toplam şu anda 1 milyonun üzerinde bir nüfus var. Net sayı aklımda değil, 1 milyon üzerinde bir nüfus var ama 100 bin sadece şey var. Alevi nüfus kalmış. %10 bile yok yani. Bu kadar kalmış. Şimdi buralar ne oluyor pek tabii bunlar neye yol açıyor? Bunlar o kentin siyasetinde belirliyor nasıl. Şimdi şeyi hatırlayalım, hani çok daldan dala atlıyoruz ama biraz sohbet niteliğinde gidiyor. Devam edin. Bu AKP'nin aldığı oylar, daha doğrusu referandumda en çok tartışılmıştı bu konu. Yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, büyük şehirlerde referandumda hayır oyları önde çıktı ama evet kazandı. Kurtarılmış bölgede. Nasıl kazandı? İşte bu bölgelerden gelen, o depolardan gelen oylarla yani. Buralar aynı zamanda bu tür, bu sağ iktidarlarında oy deposu haline dönüşüyor. Yani bu
Asimilasyon dediğimiz, katliam dediğimiz, yani önce inkar etmek, sonra asimilasyona tabi tutmak olmadı, imha etmek dediğimiz. Yani bu süreç aslında bir bütün olarak siyasi sonuçlar ve ekonomik sonuçları da ortaya çıkaran şeyler. Yani daha çok bunlar için planlanan işler zaten. Bütün sonuçlar da buna neden oluyor yani. Sözünüzü unutmadan araya bir girdi yapayım. Katliam sırasında 26 yıl önce koalisyon hükümeti baştaydı. Evet. Şimdi devlet göz yumup, devlet cesaretlendirip sorunları ortaya çıkarmayarak bunların devamının gelmesine yol açıyor. Peki o zaman yürütmedeki kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayanlar bu işin peşini niye sıkı tutmadı ve sıkı takibini yapmadı? Onlar da mı bu devlet mekanizması bu çarkın içine giriyor ve orada öğütülmeyi kabul mü ediyorlar? Şimdi onların nasıl oluyor? Tabii ki onların yoksa çok... derin devletin rolünü onlar müdahale edemiyor mu? Dur diyemiyor mu? Bakın şöyle bir şey var. Yani o dönemde SHP iktidarda ve çok büyük veballeri var. Yani Çiller başbakan değil mi? Çiller başbakan. Erdal İnönü başbakan yardımcısı. Başbakan. Bursalı'da bir İçişleri Bakanı var. Adını şu anda hatırlayamayacağım. Evet. Mehmet Gazioğlu sanırım. Ne oğlu? Mehmet Gazioğlu'ydu. Gazioğlu. Evet, yaşayın tamam. Şimdi yani Fikri Sağlar da Kültür Bakanı. Evet. Yani o dönemde. Şimdi şöyle bir şey var. SHP'nin çok büyük günahı var bu işte yani. Ve sorumluluğu var. Şimdi şöyle savunuyorlar kendisini. Yani Erdal İnönü şöyle derdi hep. Arif Sağ içeride o şeyde esnada. Yangın esnasında içeride Arif Sağ var. Arif Sağ hani ilişkileri olan, siyasetçilerle olan birisi. Milletvekili de yaptı bir dönem biliyorsunuz. Arif Sağ şeyi arıyor. Erdal İnönü'yü. Ya durum bundan ibaret. Azinesini arıyor. Görüşüyorlar yani. Diyor ki tamam ben talimatı verdim müdahale edecekler falan. Dinlemiyorlar ya. Dinlemiyor. Şu bir gerçek. Derin devlet dediğimiz yapı ya da bu katliama karar veren yapı bunları dinlemiyorlar. Bunlardan talimat alıp uygulamıyorlar yani. Kendi bildiklerini uyguladık. Peki burada sorumluluk ne? Sorumluluk şu. Çıkarsın. Yani sen hükümet olmak zorunda değilsin. Hükümet ortağı olmak zorunda değilsin. Yani bu katliama ortak olmak yerine bu koltukta oturmaz. Şimdi adını buraya yazdıracağına oturma o koltukta. Ya bunun sorumluları ortaya tabii çıkacak ya da eyvallah. Çıkarsın dersin ki, çıkarsın dersin ki o gün ben SHP olarak biz bu katliamı önleyemedik. Niye önleyemedik? Şundan dolayı önleyemedik. Biz şu talimatı verdik, şu konuşmayı yaptık, şu valiyle bu konuşmayı yaptık, şu emniyet müdürüyle bu konuşmayı yaptık, şu garnizon komutanıyla bu konuşmayı yaptık. Ama buna rağmen bizim talimatlarımız uygulanmadı ve o yüzden de bu katliam oldu. Biz bunun sorumluluğuna ortak olmayacağız. Ya bunlar soruşturulur, görevden alınıp hemen yargılanır. Ya da biz bu suça ortak olmuyoruz deyip çıkarsın istifa edersin bırakırsın hükümeti yani. Şimdi bu böyle bir şeydir yani. Çünkü sen tarihsel bir katliamın ortağı olarak anılıyorsun. Bu böyle bir şey yani. Şimdi kimse şimdi hemen aklı geliyor mesela ben bu hazırlıkla söylemedim onu. Tabii ki. Ama o günkü koalisyon hükümette kim vardı deyince şimdi, zaten ortada. Çok doğal olarak şunu söylüyorlar. Bugün çoğu bizim tanıdığımız insanlar konuştuğumuz zaman kendileriyle. Ya işte engelleyemedik, yapamadık, gücümüz yetmedi, bizi dinlemediler falan. İyi tamam da o koltukta oturmak zorunda mıydın yani? Mecbur musun yani? O koltukta oturmak mecburunda mısın yani? O zaman çıkarsın, bütün bunları açıklarsın. Ve bu toplumda başka bir şeye yol açar yani. Çünkü o dönemde yaygın medya azinesini suçladı. İşte oraya giden göstericileri, yani eylemcileri, anmaya giden... İnsanları Pürsutan etkinliklerine gidilmişti çünkü o zaman orada. Pürsutan anma etkinliği yapıyordu yani. Onları suçladılar. Yaygın medyada sanki şöyle ifade edildi. Ya işte Azinesin falan oraya gitti. O zaman Salman Rushdie'nin bir şeyi vardı. Şeytan Ayetleri kitabı vardı. Onu da yayınlıyordu Azinesin falan. İşte bunun üzerinden de bir provokasyon oluştu. Bu provokasyondan kaynaklı olarak da bu sonuca yol açtı. Yaygın medyaya böyle verildi. Madem öyle sen çıkarsın hükümet ortağı olarak bunun gerçekte ne olduğunu anlatırsın. Neden engellenemediğini, senin sözünün kimlerin dinlemediğini, kimin ne söylediği halde yapmadığını ya da sana ne cevap verdiğini. Bunların hepsini çıkarsın, kamuoyuna çıkartın. Dersin ki ya bunlar yargılanacak ya da ben bu hükümetten ayrılıyorum dersin. Efendim yangını çıkaranları bir araya toplayıp şeytan ayetlerinde neden bahsediliyor diye sen hiçbir bir kelime söylüyorsun. Bilmiyorlar tabii. Yani onu da bildiklerinden falan değil yani. Çok bu ülkede şöyle bir gerçek de var. Yani insanların baktığı zaman inandıkları inançla ilgili de yani temel kaynakları, kitapları yani en azından Kur'an-ı Kerim dahi okumadıklarını herkes biliyor yani bu
O alan bizim alanımız değil tabii. Yani inancın o kısmına, teolojik kısmına biz girecek halimiz yok. Onlar, elbette, elbette. Bizim yok yani değil. Bahanenin ne kadar bahane, uyduruk tabii, bir bahane tabii, olduğunu ama, söylemek ama istedim. Ama söylediğiniz doğrudur yani. Netice itibariyle sosyal demokratların ve o tarihte iktidar ortağı olan SHP'nin ve o SHP'de siyaset yapan herkesin bu işte sorumluluğu vardı. Çünkü gereğini yerine getir. Nasıl biz şeyi suçluyoruz? Temel Karamollaoğlu'nu en azından diyoruz tamam yetkin yoktu ama seni kim engelledi bunları açıkla. Ne oldu bunları söyle. Ama bu SHP de aynı şekilde o dönemde bu sorumluluğun ortağı olmayacaktı yani ayrılacaktı. Onlar da onu yapmadı. Sonradan ayrıldı mı öyle palavradan bir nedenle. Yani. Ama bu gerekçeyle ayrıldığın zaman tabii. Sesi ve yankısı tabii. Gelir. Bu gerekçe. Ve geleceğe dair de o bir yatırımdır. Tabii. Başka tabii. Olayların önünü kesebilirsiniz. Tabii. Ha bak ciddi politikacılar var. Aman dikkat edeyim der o derin devletin evet, organları. Evet. Tabii şimdi Sivas katliamında bizim şu an için temel taleplerimizden birisi, onu ifade etmek lazım, Alevi toplumunun müze meselesi var. Yani Madımak'ın oraya geliyorduk. Otelinin evet. Müze olması meselesi var. Bu da şunun için önemli. Hani bu tür yerler, yani Avrupa'ya gittiğiniz zaman bu tür mekanların, bu tür yerlerin, bu tür katliama konu olmuş alanların mutlaka bir anıtsal hale dönüştürüldüğünü, o katliamın orada yaşatıldığını yani şey anlamıyla, ibretlik anlamıyla hani bir daha tekrar etmemesi amacıyla oranın hatıralarıyla yaşatıldığını görürüz. Dalga geçer gibi kebapçı dükkanı. Tabii tabii. Yani tabii. Ben şeye çok şaşırmıştım. Berlin'e ilk gittiğimde Berlin'de parlamentoyu gitti. Parlamentoda Almanya Federal Parlamentosu'nun hemen karşısında böyle parlamentonun karşısında bir alan var ve oraya sembolik Yahudi mezarlığı yapmışlar. Sembolik yani taşlar var bir sürü mezar taşı yani. Gerçekte kimse yok orada. Ama bir mezarlık haline dönüştürülmüş. Burası böyle bir tarih yaşadı diyor. Tabii yaşadı diyor ve bu Almanya Federal Parlamentosu'nun hemen bahçesi yani camdan baktığıma karşıdan gördüğü yer yani. Şimdi orada aklıma geldi ya Türkiye'de böyle bir şey yapmaya kalsan dedim yani ne olur hani böyle. Şimdi bu bizim talebimiz tamamen masumane yani Alevilerin ve katliam mağdurlarının talebi de bu anlamıyla. Deniliyor ki işte Madımak oteli bir katliam mağdurlarının ve orada yaşananların o günün hatırasını müzeleştirilsin. Ve insanlar girdiğinde o gün orada ne yaşandığını görsün yani en azından şu video orada 24 saat boyunca dönsün yani. Hani böyle büyük bir ekranda hani şeylerde bilirsiniz müzelere gittiğiniz zaman böyle elbette. Bir ekran vardır. Orada o müze, belli aralıklarla belli döner. Aralıklarla döner evet. Size hatırlatır. Bu belgeseller o gün orada ne yaşandıklarının orada dönmesi bile insanların girip ya ne kadar ayıp yani bu ülkede bu yaşanmış benim ilimde bu yaşanmış deyip yüzleşmesine sebep olacaktır yani. Şimdi ne oldu peki? Olan şuydu. Bizim yani Alevi kurumlarının ve Alevilerin bütün talepleriyle Madımak Oteli kamulaştırıldı. Kamulaştırıldı. Geçen gün 2 Temmuz günü bir iş adamı arkadaşla sohbet ediyoruz. Oteli satın almaya kalkmış. Maddi durumu iyi olan bir yurt dışından bir arkadaşımız. Oteli satın almaya kalkmış. Bir müşteri gibi gitmiş ilk önce yani yıllar önce. Sohbet muhabbet geliştikten sonra otelin sahibi demiş ki bu oteli satmama devlet müsaade etmiyor demiş yani. Hele sana hiç satamam demiş. Sattırmazlar. Niye? Çünkü bu otelin bir Alevi yani kendi paramızda dahi alamadık yani orayı. Paramızda alamadık yani. Paramızı alıp biz kendimiz de bir özel müzeye dönüştürebilirdik yani. Yani devletin yapması gerekmiyordu. Normalde devletin yapması gerekir bunu. Devlet burayı bize sattırmadı. Alevilere de sattırmadı. Sonra tuttu burayı kamulaştırdı ve bir anı evi haline dönüştürdü. Şu anda anı evi. Anı evinde de bir köşe yaptı. Şöyle küçük bir duvar. O duvarın içerisine katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini yazdılar. Bir şeyle çaktılar böyle. Ama bizim itiraz ettiğimiz ve katliam mağdurları da o günden bugüne otele oraya girmiyorlar. Orada bizim insanlarımızı yakmaya giren iki tane katilin de ismi var. Yani onların ismi de onlarla beraber yan yana duruyor yani. Bizim insanlarımız da şunu dediler yani. Bizim yani katille mağdur aynı yer. Aynı kaderi yani. Paylaşıyor. Aynı kaderi. Bu olmaz yani. Evet. Bu bir şey, bir katliama bakış açısı bu olmaz yani. Ve gerekçe şu. Ya biz ayrım yapmadan yaşamını yitiren herkesi andık orada. Ya neyi anıyorsun? Katili niye anıyorsun sen yani? Katil yani belli niye girdi belli oraya yani.
Biz iki tane otel görevlisini kendi canımız kabul ediyoruz. 33 tane oraya giden, etkinliğe giden insan yaşamını yitirmiş, katledilmiş. İki tane de otel görevlisi. Biz o yüzden hep 35 can deriz yani. O otel görevlileri de orada görevini yaparken yaşamını yitirenlerdir. Onlar da bizim canımızdır. Ama o iki tanesi katildir yani. Onlar oraya katletmeye girmiştir yani. Öldürmeye girmiştir. Yani. Onlara da aynı muamelenin yapılması bizim insanlarımızın içini acıtıyor yani. O nedenle de bu işte ne kadar samimiyetsiz olduklarını da başka bir ifadesi olarak da karşımızda duruyor. Biz tabii bunda ısrarcıyız. Bu konuda da bütün taleplerimizi ortaya döküyoruz. Takipçisi oluyoruz. Her sene de bu anmaları da, bu talepleri de yeniliyoruz yani. Böyle mücadelemiz sürecek yani. Netice itibariyle ne elde ederiz? Bu ayrı bir tartışma. Ama en azından oradaki kebapçı dükkanını ortadan kaldırttık örneğin bu tepkiler üzerine. İşte oranın bir şu an için bir ana evine dönüşmesi belki sağlandı ama ilerideki aşamada da biz istediğimiz sonuçları alacağımızdan hiç kuşkum yok yani. Evet. Peki geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani sadece Alevi, Sünni olarak da değil, genel mezhep olarak en büyük iki kesim olduğu için söylüyorum. Bunun ortadan kalkması siyasilerin becerisine mi bağlıdır yoksa kültür sorunu mudur? Yani şu var, son yıllarda ben 50 yaşıma kadar 11 yaşından itibaren tanıdığım ve çok sevdiğim bir kardeşimin Alevi olduğunu, ben Sünni bir ailenin çocuğuyum. 50 yaşında öğrendim. Evet. Çünkü biz buna gerek duymazdık. Gerek duymuyordunuz, evet. Komşu Henry amca var, bakkal Henry amca vardı. İğneci Georgette vardı bizim Mersin'de. Bizim Abuzer'de Alevi bir şey 50 yıl sonra öğrendim. Evet. Onları isimlerinden dolayı ayırt ederdik. Genellikle Beyrut kökenli veya Lübnan kökenli Arap Hristiyanlardı. Onların isimleriyle kiliseye gittikleri için bilirdik filan. Son yıllarda neden? Dünyada mı, genel konjonktür mü böyle? Bir şeye mi bağlı? Veya hani bir ara milliyetçilik şudur budur ön plana çıkıyor. Fransa'da işte milliyetçiler öne çıktı. Bu neden son yıllarda böyle arttı? Yani şöyle, tabii ki dünya konjonktüründe özellikle son 10 yıldır, yani o son 10 yıldır inançsal refleksler arttı. Yani inançlar yeniden önemli bir hale almaya başladı. İnsanların inançları üzerinden siyasi değerlendirmeleri ve belirlemeler yaptığı bir sürece de girildi. Yani dünya genelinde böyle bir şey oldu. Yani Amerika'yı falan da baktığınız zaman, yani Hristiyanlığın işte hangi mezhebinden olduğunuz artık önemli hale geldi. Böyle bir durum var. Türkiye açısından şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de bu iş zor yani. Aleviler açısından da hakikaten zor. Ben Alevi çalıştaylarında katılımcılarındandım yani. O masada hükümetle karşı karşıya masaya Alevileri temsil eden oturanlardan birisiydim. Orada şunu söyledim, yani bu toprakların şu an en yakıcı sorunu Kürt sorunu. Çünkü can kaybı söz konusu şu anda. Ama en köklü sorunu Alevi sorunudur. Yani yüzyıllardır devamlılığı olan bir sorundur. Yani Kürt sorunun belli bir tarihi vardır, bellidir. Hani Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in öncesindeki bir süreçten başlatabilirsiniz. Ama 1200'lerden yani Selçuklu'dan bu tarafa devam eden, Selçuklu'da, Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de devam eden bir Alevi sorunu vardır. Ve 16. yüzyılda Ayyuka çıkan. Tabii artık devam eden bir Alevi sorunu vardır ve güncelliğini de koruyan bir sorundur, sürekliliği olan bir sorundur. Türkiye'de Alevi sorunu çözmek zor. Yani ben onu söyleyeyim, yani Kürt sorunu çözmekten daha zor. Şunun için ifade ediyorum. İşte tam da bu mesele. Yani inanç Türkiye'de önemli bir kimlik, belirleyici bir kimlik. Bakın şeyi yaşamışız, bu ülkede bir mübadele olmuş. Çok enteresandır, bunu örnek veririm çeşitli yerlerde. Mübadelelerde biliyorsunuz işte Rumlar Yunanistan'a gönderiliyor. Türkler buraya alınıyor. Ama o mübadelelerde örneğin Kırıkkale, Karaman bölgesinde yaşayan Gagavuz Türkleri sınır dışı ediliyorlar. Bak, mübadeleye tabi tutuyorlar. Niye? Çünkü bunlar Müslüman değil, Hristiyan. Hristiyan Türkler bunlar. Yani. Şimdi bunlar diyor ki ya bir dakika, ne yapıyorsunuz yani? Biz Türk'üz. Bizi hatta nereye Gökoğuz derler kendilerine. Tabii, nereye gönderiyorsunuz bizi? Yani ama bunlar Müslüman değil. Müslüman olmadıkları için Türklükleri yeterli gelmiyor.
Ve buradan kaynaklı olarak da bunlar da mübadeleye tabi tutup sınır dışı ediliyorlar yani. Şimdi şunun için ifade ettim bunu. Yani Türkiye'de birincil kimlik Sünni Türklüktür yani. Yani buradan Sünnilik Türklüğün üzerindedir. Sünni kimlik. Bu anlamıyla Alevi olmanız bütün bu şeyin dışında yani. Alevi olduğunuz zaman siz bu konsepte hiçbir zaman giremezsiniz. O nedenle hani Türkiye'de Alevi sorunun çözümü Kürt sorunundan daha zordur. Efendim devlet eliyle dini kontrol ediyorsunuz. Kurduğunuz kurumda Alevi yok. Tabii. Ya olacak iş değil. Yani şu anda Alevilerin en büyük yaşadığı sorun zaten o. Yani aş ve iş sorunu. Bak şey çok önemli. Bu 4 artı 4 artı 4 sistemi var ya. Bu sistem şöyle bir şeye yol açtı Aleviler açısından. Önceden bizim çocuklarımız şöyle oluyordu. İşte mahallenin okuluna gidiyordu. Lisesine gidiyordu. Garibanız çoğu yani Alevi toplumu fukara bir toplum yani öyle. Bütün varoşlarda şu an İstanbul'un varoşlarında, Ankara'nın varoşlarında yaşayanlar Aleviler. Yani çoğunlukla yani. Ya da Aleviler hep oralarda yaşıyor genelde. Yani tabii ki Sünniler de var ayrı bir konu. Şimdi bu mahalleler okullarına giderek işte mahalledeki liseye gidiyordu. Birkaç da takviye, ders, mers falan alarak gidiyordu. Üniversitede işte hukuku kazanıyordu. Ya da mühendisliği kazanıyordu işte. Tıp kazanıyordu. Buradan işte doktor olabiliyordu, mühendis olabiliyordu, hakim olabiliyordu, savcı olabiliyordu, avukat olabiliyordu. Yani başarılı olursa. Şimdi 4 artı 4 artı 4 sisteminde şöyle bir şey var yani. Sizin mahallede bu tür okullar kalmadı. Düz liseler yok. İmam hatipler var. Ve meslek liseleri var. İki. Üçüncüsü de şeyler var. İşte kolejler filan şudur budur okullar var yani. Şimdi bizim çocuklarımız, zaten bizim çocuklarımızı biz paralı kolejlere verme şansımız yok. Fukara aileler. İmam hatiplere zaten vermemiz mümkün değil. Vermiyoruz yani. İnancına hitap etmiyor ki. Hitap etmiyor. Şimdi meslek liseleri de ara eleman demek yani. Yani bizim Alevi çocukları bundan sonra artık bu ülkede yöneten pozisyonda hiçbir yerde bulunamayacaklar. Bu demek yani. Peki o net bir şekilde zaten meydanda. Devlet tek başına mı yapıyor? Bunu mesela o Rabıtatül Alem gibi Suudi destekli örgütlerin filan da bu işte parmağı. Ya onları şurada. Onlar siyasetçileri mi seçiyor? Şurada kullanıyorlar. Onları şurada kullanıyorlar. Çok ciddi bir şekilde finansal destek alıyorlar. Bu İslami vakıflar, dernekler, kurumlar filan. Bak ben Makedonya'ya gittim. Makedonya'da Aleviler, yerleşik Bektaşiler var orada. Alevi'nin Bektaşi kanadından yaşayan insanlar var. Onların köylerine dahi cami yapılmış ve yapan Katar. Yani ve bizim TİKA. Yani Türkiye'nin TİKA diye bir kuruluşu var. TİKA, Türkiye'de Diyanet nasılsa yurt dışında da TİKA öyle. Bir asimilasyon kurumu olarak çalışıyor. Kimi işte yurt dışı Türklerine hizmet veriyor. Bazı yerlerde bir takım işler yapıyor. Ama genel olarak Aleviler üzerindeki çalışması bu. Makedonya'daki bütün Bektaşi köylerine hazineye ait olan arazilerini devletten satın almışlar. Makedon hükümetiyle anlaşma yapmışlar. Satın almışlar. Oralarda cami yapmışlar. Bizim Bektaşi dergahlarının olduğu alanlar TİKA tarafından yapılan camiler var. Kosova ve Bosna'da da tabii, benzer durumda. Aynen orada da öyle. Şimdi bu anlamıyla ama daha çok burada Katar sermayesinde kullanıyorlar. Yani oradaki birçok köyde de Katarların TİKA ile yapmış olduğu işbirliği neticesindeki yaptığı camiler falan var. Arap sermayesinden ve İslami sermaye dediğimiz o kesimden de ciddi destek alıyor bu projelerin gerçekleştirilmesi açısından. Ya kimi şeyi sivil adıyla yapıyorlar. Yani bizim köyde bu bir vakıf deyip çıkıyor. Tabii biz şunu bak şunu çok yaşadık. Çok enteresandır örneğin. Bizim Sivas'ın bir köyüydü. Sivas'ın bir köyünde bir gün bize aradılar. Ben Alevi Kurum Başkanıyım o zaman. Dediler ki ya köye cami yapacaklar. Biz de engellemeye çalışıyoruz. Şudur budur. Ya bir günde bütün caminin inşaat malzemesinin tamamını köye indirmiş kaymakamlık. Ya soruyoruz ya diyoruz ki başka yerlerde köylerin ihtiyacı var. Camiye camileri yok. Yani Sünni köylerin. Sen niye buraya yapıyorsun? Ya niye buraya bir günde yani, indirdiniz? Talep yok. Diyor ki ya insanlar bağışta bulundu diyor yani. Bağışta bulundu dediği işte bu tür vakıflar, dernekler hemen diyorlar ki tamam oraya hemen indir, hemen bir günde başlayalım inşaata. Bu. Şimdi
Bu bir acayip bir durum. Para gücü olmasa mümkün mü? Tabii ben bir kere çok merak ettiğim şeye bakmıştım. Örneğin bir Alevi köyüne cami yapıyorlar. Arkasından hemen imam atıyorlar falan. Ya komşu Sünnike isyan ediyor. İmamımız yok, cenazelerimizi kaldıramıyoruz diye. Ama Alevi köyüne gönderiyorlar yani. Ya alın oraya gönderin, orada ihtiyaç var. Niye oraya vermiyorsunuz yani? Böyle bir durum var. Ya işte bu tür şeyleri bilinçli olarak bir devlet politikası olarak, yani bu bir devlet politikası hocam. Ya bu siyasi partilerden bağımsız bir durum, bu devlet politikası. İşte HDP'ye niye bu kadar çok yükleniyorlar, hani olayı buraya getirerek söyleyeyim. İşte biz bu devlet politikasına karşı mücadele ediyoruz. Yani şunu demiyoruz yani, biz bu işin bir ortağı bir kenarında bir yerinde duralım, biraz daha güzelleştirelim, iyileştirelim ya da işte SHP'nin o dönemde yaptığı gibi ya bu işleri şöyle yürütelim falan, öyle değil yani. Bütünüyle bu sisteme karşıyız yani. Bu sistemin değişmeden Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'de iyi şeylerin olması mümkün değildir yani. Bu sistemin komple değişmesi lazım. Yani. Mücadele bunun için yani. O yüzden yani biz HDP'deyiz ve HDP'de bu yüzden bu kadar saldırı altında tutuluyor. Çünkü bir bütün olarak bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bu değişmediği sürece mümkünat gözükmüyor. Tek tek şahıslarla ilgilenmenin de anlamı yok. Yok tabii. Falan yerin emniyet müdürü şöyle hayır, demiş, vali böyle demiş. O adam biliyor ki onun dışında hareket ettiği zaman zaten... Kendisini yiyecekler. Değil, tabii. Yok tabii. Yürümez kesin, öyle bir sistem. Ya onun görevden aldıkları başka bir şey yani. Demokrasinin özümsenmesi, adalet duygusunun gelişmesi. Başka tabii ki. Adalet dediğin zaman adamlar gazla saldırıyor. En son trende facia, altı gitmiş, toprak kaymış. Çocuklar gitti o kadar can. Adliye önünde sorumlular bulunsun dediğin üzerine gaz sıkıyorsunuz. Tabii yani bakın olur mu? Bu o hali kaldırdıkları zaman... Yeni bir yasa getirdiler meclise, ilk seçildiğimizden sonra hemen birkaç ay sonraydı. O hali kalıcılaştıran, aslında güvenlik konseptini artıran yasalar. Biz şunu biliyorduk ve HDP olarak da hep şunu söyledik. Türkiye ekonomik olarak çok zor günler bekliyor ve buradan kaynaklı olarak toplumsal olaylar olacak. Ama siz ekonomiyi düzeltecek kararlar almak yerine, kanunlar çıkartmak yerine tam tersine bu toplumsal olayları susturabilecek, durdurabilecek kanunlar çıkartıyorsunuz. Onu zapturapt altına alacak, insanlara korku verecek kanunlar çıkartıyorsunuz. Yani şey bu. Yani yaptıkları iş şu anda da bu. Ama gidişata engel olabilecek durumda değiller. Yani insanlar bu 23 Haziran seçimleri bunu çok net gösterdi. Yani 31 Mart seçimleri de çok net gösterdi. Yani bir de sağ seçmen şöyle bir şeydir. Yani çok ideolojik bakmayanlar açısından söylüyorum. Genel çerçevede böyle bir şey var. Yani cebi önemli yani. Dokunduğu zaman, cebine dokunduğu zaman... durmaz orada yani. Demirel'in lafıdır hatırladığım kadarıyla. Tencere intikam alır diye. Tabii kesinlikle yani. Onun çok büyük etkisi var. Evet. Ama ben burada özellikle İstanbul seçiminde HDP'nin rolü İyi Parti'den çok fazla. Kimisi İyi Parti'yi öne çıkarıyor ama. Yok yok, 31 Mart bakın. 31 Mart seçimleriyle ilgili şeyin TEPAV'ın çok önemli bir araştırması var seçim sonuçlarına ilişkin. Örneğin orada çok netti. 31 Mart'ta 23 Haziran'ın kendisi yayınlanmadı ya da araştır sonuçlar çıkmadı. 31 Mart'ta şöyle oluyor yani. Bizim 911 bin seçmenimiz gidiyor Ekrem İmamoğlu'na oy veriyor. 911 bin seçmenimiz. 4 bin seçmenimiz, sadece 4 bin seçmenimiz Binali Yıldırım'a oy veriyor. İyi Parti'de durum şöyle. Binali Yıldırım'a oy veren 38 bin İyi Partili var. 38 bin. Ekrem İmamoğlu'na oy veren 657 bin. Şimdi yüzde oranına baktığında 38 bin çok fazla. Evet. 911 bin ile 4 bin arasındaki bu rakam piyasa. Olarak da ortaya çıkmış. Bu rakam olarak TEPAV'ın bağımsız bir araştırma şirketi bu. Bizle alakası yok bunun yani. Onun verdiği verilerdir. Ve siz yaptırmadınız bu araştırmayı. Yok, bizim değil. Yani TEPAV'ın yapmış olduğu sonuçlar bu. Açıkladı. Kamuoyuna yayınladı açıkladı. Şimdi 23 Haziran'da bizim o dönemde 230 bin seçmenimiz var sandığa gitmeyen. Yani yine TEPAV'ın şeylerine göre. İşte bu 23 Haziran'da bizim o 230 bin seçmenimizin büyük oranı, yüzde olarak büyük bir oranı da sandığa gidip tercihini HDP'nin çağrısı doğrultusunda kullandı yani. O açıdan yani HDP'nin rolünü kimse küçümsemesin, küçümsemeye kalkanlar da sonucuna katlanırlar. Yani biz İyi Parti'ye çok dedik yani yapmayın etmeyin yani bu hayır bloku noktasında durun. Bu işte uğraşmayın, HDP'ye hedef almayın. Mecliste de çok uyarıyoruz. Şimdi milliyetçi oylara yönelmişler ama milliyetçi oylara yönelirken de şunu yapıyorlar yani. HDP'ye ne kadar çok küfredersek o kadar milliyetçi oluruz. Hani bunun üzerinden bir siyaset yürütüyorlar. Biz de uyarıyoruz kendilerini defalarca bu seçimler öncesinde de. Birçok bireysel görüştüğümüz insanlar da var onların içerisinde. Söyledik yani. Netice itibariyle bir yerel seçimler var. 31 Mart öncesinden bahsediyorum. Yerel seçimler var. Seçimlere gidiyoruz.
Yani yapmayın etmeyin yani. Bu dilinizi, üslubunuzu, tavrınızı kontrol edin, gözden geçirin. Şu en azından referandumda olan herkesin kendi hayrını söylediği bu bloku dağıtmayın. Bu ceberut iktidar, yani muhalefet muhalefete karşı mücadele etmesin. Muhalefet iktidara karşı mücadele etsin. Ya bizim karşımızda ceberut bir iktidar var. Önceliğimiz odur yani. Odur. Birinci plan. Başka şeyi getirdiğiniz yani zaman görevin, yani sana verilen görevde bu. Yani halkın sana verdiği görevde bu. Sana demiş ki sen muhalefet edeceksin. Kime? İktidara, iktidarın faaliyetlerine karşı. Ya muhalefete muhalefet diye bir şey olur mu yani? Şimdi onlar bize muhalefet ediyorlar. Bizim medyanın biliyorsunuz %90 da iktidara değil muhalefete yüklenir. Evet. Bir... Aynen. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Bizi dinlemediler. Gittiler Iğdır'da, Kars'ta, şurada, burada HDP'ye karşı AKP'yi, MHP'yi destekledi. İyi Parti. Ondan sonra da işte gördü sonucunu. Bir tane bile belediye alamadı yani. Niye? Çünkü HDP onun olduğu her yerde aday çıkaracağım ben o zaman dedi. Ben de gittim Balıkesir'de aday oldum hatta yani. Evet. Ama onlar kendileri istediler. Bazen bize soruyorlar ya diyorlar işte gittin Balıkesir'de işte İYİ Parti'ye kaybettirdin. Vallahi Meral Akşener kaybettirdi diyorum, ben değilim yani. Onun yüzünden oldu yani. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz tatil günü zahmet ettiniz buyurdunuz ama... acı da olsa bunları unutmamamız, hatırlamamız, ileride çocuklarımızın, torunlarımızın böyle yaşamaması, daha güzel günler görmesi için de zamanı geldiğinde hatırlamamız tabii gerekiyor. Tabii şu an çok yoğun bir şekilde özellikle 23 Haziran seçimlerinden sonra şunları söyleyemem gerekir. 23 Haziran seçimlerinden sonra özellikle muhalefet kanadı çok ciddi bir şekilde yeni bir anayasa gündemini çok yoğun işliyor. Halkın da böyle bir talebi olduğu çok net anlaşılıyor. Bu başkanlık sistemi dedikleri sistem daha bir yıl geçmeden... Kendileri de kabul ediyor. Tabii ki kendileri de eksikleri var, şudur budur demeye başladılar. Daha bir yıl bile geçmeden ellerinde patladı. Netice itibariyle yapılacak olan aklı selim bir şekilde demokratik bir anayasa, yeni bir anayasa ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, güçlendirilmiş bir yerel parlamentolarında önemsendiği ya da hayat bulduğu yeni bir demokratik sistem olması gerekiyor. Biz de kendi cephemizden bu demokratik anayasa mücadelesini veriyoruz yani. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim yarın yine saat 9'da birlikte olmak üzere. Hoşça kalınız. İyi hafta sonları diliyoruz.